Nakaşar hepiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda Türkiye'li güzel bir jip ile İğneada'ya gidip kamp hayat kuracağız. Bu gece orada kalacağız. Bu videomda size bunların hepsini anlatacağım. Çok eğlenceli bir videomuzu bekliyor. Longus ormanlarındaki çekeceğim. Ve bütün aktiviteleri yapmaya çalışacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi şimdi gelin artık yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Bunu almışım. Bazen bunun için deprem belirtisi diyorlar ha. İstanbul'un şehir hayatından, betonundan sıkılanlar için bol yeşillikli, güzel bir yer ve gerçekten doğayla baş başa bir zaman geçirmek istedik. Macera aramak. Macera, Survivor. Ne ararsan var bu videoda. Çok merak ettim, gece ormanda konaklama yaparken hayvanlar gelir mi? Burayı basarım. Ha, daha önce yapmıştım çok var çadırda ama olsun. İyi seyirler. Abi suyu güzel ya. Sen şimdi burada zıpkına dalabilecek misin ya? Şurada yüzenler var. Kayalık. Zıpkına elverişli bir hava. Kim? Tamam, okey. Oh be. Hmm.
Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir güne uyandık. Size hazır gündüz vaktiyle çadırın içinden biraz göstermek istiyorum. Bakın şunu gördüm, balık istifi 3 tane insan buraya çok rahat sığabiliyor. Yer bayağı bir geniş. Dört tarafından böyle penceresi var. Ve acayip güzel, rahattı. Hadi şimdi enerjimizi kaybetmeden yepyeni bir güne devam edelim. Altında bir tane plywood sunta var şurada. Plywood suntanın üzerine de artık 5-10 santimlik bir şey var değil mi? Döşek gibi bir şey, yatak gibi bir şey var. Tabii tabii. Kendinden dahili. Nasıl rahatlı değil mi o? Aha. Katlının üstüne de çadırı güzel yerleştirmişler. Diz üzerine oturma mesafesi kafanızın çok rahat yukarıya yettiği bir çadır. Evet, araçta dahili olarak şu an buzdolabı da mevcut. Bakın nasıl çalışıyor. Şu an arka bagaj kapısını açıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yerleştirilmiş durumda. Bu arkadaşlar solar enerjiyle çalışıyor. İçerisinde kendi akü bataryaları var. Bakın şurada aküleri var. Bu aküleri solar panel üzerinden şarj ediyor. Ve bunu 24 saat kullanabiliyorsunuz. Ve gerçekten istediğiniz derece aradığınız zaman buz yapıyor yani. Bunun enerjisini sadece solardan alıyor. Bakın o da nasıl entegre edilmiş. Aracın çadırdan sonraki kalan şu kısımda, bakın şurada solar panel var. Şu an paneli görüyorsunuz. Bu solar panel her daim ışığı gördüğü gibi şarj etmeye başlıyor. Yani şarj ettiğini şuradan anlıyorsunuz. Gördünüz mü? Telefonu şarj edebilirsiniz. Buraya bir de ayrıca solardan şarjla çalışan bir led lamba entegre etmişler. Geceliğin acayip aydınlattı ortalığı. Çok faydalı buluşlar. Yani araba değil, gezer ev. Eksiği yok, her şeyi fazlasıyla var. Evet, araçta bir de dahili bir ocak var. Şimdi Yüksel abimiz nasıl çalıştığını anlatacak. Bakalım, şöyle bir cihazmış. Müsaade et. Bu gördüğünüz gibi dolap gibi böyle girip çıkan sistemle yapılmış. Çok da kullanışlı. Bunu çeviriyorum. Onu niye çeviriyorsun? Rüzgarlık yapsın diye. Ocak, ocak üstü. Şuna basıyorum, yuvaya alıyorum. Aldı. Rüzgarlığım. Şunu etrafına koyuyorum. O da var mıydı? Kendi içerisinde çıkan bir şey miydi? Sen mi verdin? Ha, bunu böyle kendi parçasını yaptık. Rüyumuzu koyduk. Böyle. Afiyet olsun diyorsun. Aynen öyle. Evet, akıllı araba. Gezen ev. Arabada yok yok. Maşallah diyelim de. Evet, Yüksel abimizin ellerinden Yüksel Şef. Gördüğünüz gibi arabanın bagajında sucuklu yumurta bile mükemmel görünüyor. Yani tesisler, ekipman süper. Evet, ilerler. Bir de sadece yemek kalacak. Çay hazır, sucuklu yumurta hazır. Daha ne olsun diyorsun? Evet arkadaşlar, Bulgaristan ile olan sınırımızın en uç noktasına geldik. Bakın şurada görmüş olduğunuz nokta artık Türkiye-Bulgaristan sınırı.
havaları. Tabii Karadeniz yüzmek için güzel bir hava olabiliyor bazen de olsa. Bu noktada çekim yapmak istedik. Güzel bir gündü. Videomuz devam ediyor ama artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Hadi. Ya Allah. Benim abi. Ben mi geçiyorum? Evet. Sen arkaya geçiyorsun Yasin. Geç. Şuraya basmadan. İçine basıyoruz değil mi? Basmıyoruz. Oğlum içine basacaksın. Ne yapacaksın? Portanın şeye bak. Oturacağımız yere bakıyorum size. Dengeyi nasıl sağlıyorduk abi? Rani hareket etmeyeceğim. Tamam. Sadece kollarını hareket edeceğim. Vücudunu hareket edeyim. Kürek çekeceğim. Bacakları uzat. Yasin. Dinliyor musun beni? Evet. Bak. Tam şu siyahının bittiği yerden tutacaksın. Omuz hizasından. Bravo. Yön verirken de nereden çekersen tersine. Küreğin suyu her zaman çukur kısmını daldıracaksın. Dik temas ettireceksin ve bu turuncu kısmı tamamen suyun içine daldıracaksın. Önden arkaya uzun uzun. Şimdi sağ taraftan... Ben çok yazıyor nereden mu? Nereden döneceğimiz yazıyor mu? Yok. Yok, yazmıyor mu? Longur Sormanı... Sığ sular var ileride dedi de şu pistin içine girecek miyiz ya? Ha burada yol yok galiba zaten abi. Yarış başlıyor. Söyledim. Hadi yürü abi gidelim biz yavaş yavaş. Hayda. Baba kız gidiyorlar. Altıya çıktılar. Evet ya. Yasin sağ olun, sol olun, sol olun. Böyle bir şey yok. Sağ sol yap sen, sağ ol, sen yap abi. Sağ sen yap. Ha olur bak, sen yapınca oluyor, yap. Öyle mi? Çıkacak. Bir daha da döndüreyim ben dur. Abi yani geçebiliriz. Bence sıkıntı yok. Buradan çıkabiliriz bir yerden de. Bir dinleyelim ya. Mola verelim buradan. Geçecek mi onlar? Ağaçtan geçecek misiniz? Geçin ya. Tamam. Geç geç. Sen de arkaya doğru eğil istersen. Ama tren çekecek. Abi bir dengeyi de yapmamız lazım unutma. Üstüne ağacı üstüne mi atlasak? Abi yavaş yavaş gidelim. Kendi şu kürekle bir güç geri attı bizi. Sağ yapalım abi sadece. Abi ben burada yatacağım. Dümdüz. Sen geçebilecek misin? Abi sol daha geniş. Bak sol tarafa doğru getir. Evet bence orası. Onlar geçti bizi geçeriz ya. Eğil abi, eğil kafanı ha. Çarpıyorlar mı ne oluyor? Ha şimdi sıra geldi bana. Eyvah eyvah. Vallahi geçtim bir yol. Evet arkadaşlar, zirveye geldik. Bahsi geçen, kanoyla gelinebilen en son nokta. Karşınızda alabildiğince Longos ormanları. İleriye gitmek için bakıyorum. Herhangi bir yol falan da devam eden bir yol göremedim. İğneada'daki Longos Ormanlı kano turlarını da yapmış olduk.
çok tavsiye ediliyordu. Biz de denedik. Gayet güzel. Tabii biraz ilk başta biraz ürkütücü ama panik yapmazsanız alışabiliyorsunuz. Güzel bir rota oldu bizim için. Longos ormanlarından, İğneada'dan selamlar. Evet, turumuz biterken kısa bir özet yapalım. Öncelikle gelirken yolların yarısı otoban gibi, diğer yarısı dağlık bir yolu var. İğneada'ya giderken en az 3 saati gözden çıkartın arkadaşlar. Genelde en sağlam ve kısa olan yol da zamansal olarak İstanbul'dan gelecekler için Çerkezköy, Saray, Vize. Bununla beraber kamp yapmak isteyen arkadaşlar için sahil boyunda biz çadır kuran, şey, kamp yapan yerler gördük, ücretli. Parasını verip tuvalet vesaire hizmeti olan yerler var. Ama biz daha böyle orman içerisinde kalabileceğimiz bir yer araştırdık. Çünkü normalde diğer taraftan da bir yangınlardan dolayı yasaklar var biliyorsunuz. Beğendik diye bir yer keşfettik. Beğendik de Bulgaristan, Rezve sınırı arada sadece sahilde bir kayalık ayırıyor arkadaşlar. Orada bir ormanlık, çok yüksek bir yerde bir ağaç altında güzel bir yer bulduk. Ve kampımızı orada gerçekleştirdik. Dalmak isteyenler, zıpkınla varsa izleyenlerimiz arasında liman tarafında genelde kefal çıkıyormuş. Yüksel abimiz yakaladı zıpkınla. Başka balık yok. Onun için de Limanköy tarafındaki bir sahili tavsiye ettiler. Yani haritalardan bakarsınız Limanköy sahili diye. Mert Gölü etrafında aktivite var. Mert Gölü'nün içerisinde kano turu var. Kano turunu kesinlikle yapın. Tam videomda gördünüz. Sonu çok güzel bir yerle bitiyor turu. Çok uzak gibi geliyor ama iki kişi kanoyla gittiğiniz zaman gerçekten çok da aşırı zorlamıyor. Daha sonra ATV turları var. Safari turları gibi, onları kullanabilirsiniz. Evet abi, kapanışla ilgili senden de bir yorumlar alalım. Tavsiye ederim vesaire varsa. Her şey çok güzeldi, keyifliydi. Kalmışlar zaten buraya biliyorduk, geliyorduk. Gelmeyenler de hemen bir rota program yapsın buraya. Rota'ya tavsiye ederiz. Kamp yapmak için ve kano yapmak için buraya yok. Kanoyla ormanda gezmek için Subasar ormanları, Longos ormanları dünyadaki sayılı ormanlardan bir tanesi. Aynı zamanda gölün içerisinde sular yükseldiği yerde sudan inip, kanodan inip gölün içinde ayakta durabiliyorsunuz. Böyle böyle. Evet, yani İstanbul'dan biraz yolun yarısı dağlık olduğu için ve 3 saatten fazla sürdüğü için, bir de Karadeniz olduğu için İstanbullular tarafından pek keşfedilmemiş. Çok fazla insan yok. Yani var ama çok az. Normalde böyle yerler çok daha fazla insan aldığı için insan kalabalığından sıkılıyorsunuz ama burası hala kalabalığı yok diyebilirim. Biz cumartesi, pazar günü bile oldu. Bayağı insan göremedik ya. Yani çok fazla kalabalık bir ortam yok. Marketleri var. Şunu söyleyebilirim. Post cihazları pek çalışmıyor. Yani çoğunda post cihazı yok. O yüzden buradaki nakipayla gelmenizde fayda var. Unutmayın. O önemli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like vermeyi unutmayın. Kanaldaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalı beğenirseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.